Vize ve finalde çıkmış kompleks analiz soruları 5. Bu videomuzda bir üniversitenin vize sınavında çıkmış olan bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Hz eşittir z kare eksi 4 bölü z üzeri 5 artı z küp eksi i z kare eksi i fonksiyonunun analitik olduğu en geniş bölgeyi bulunuz ve varsa h türev 0 kompleks türevini hesaplayınız. Bize bir fonksiyonun analitik olduğu en geniş bölge sorulmuş. Bu fonksiyona dikkatlice baktığımızda bu fonksiyon rasyonel bir fonksiyon. Hz fonksiyonunun payı polinom, paydası polinom. Yani z'li ifadeler var sadece ve üstleri birer doğal sayı. Önündeki i'liler bizi ilgilendirmiyor. Onlar birer sabit sayı. Payı polinom, paydası polinom olan fonksiyonların analitik olduğu en geniş bölge, paydasını sıfır yapanlar hariç olan bütün noktalardır. Qz'yi, yani paydayı sıfır yapan z'ler dışında hz her yerde analitiktir. O zaman biz de bu fonksiyonun paydasını alıp bir sıfır eşitleyelim. Paydayı neler sıfır yapıyor onları bulalım. Onları C'den attığımızda yani bütün kompleks sayılar kümesinden, karmaşık sayılar kümesinden attığımızda analitik olan en geniş kümeyi bulmuş oluruz. Alalım şu paydayı. Z üzeri 5 artı z küp eksi i z kare eksi i eşittir 0. Burayı z küp parantezine alalım. Gruplama yapmak lazım. Z küp parantezine alınca burada z kare. Burada artı 1. Burayı eksi i parantezine aldık. Z kare artı 1 eşittir 0. Şimdi z kare artı 1 parantezine çekersek. Z kare artı 1 çarpı z küp eksi i eşittir 0. Şimdi bunun sıfır ettiği yerleri bulmaya çalışacağız. Burada z kare artı 1'i şuradaki 1 yerine eksi i kare dersek çarpanlığına ayrılabilir bir ifade elde ederiz. Burayı bir halledelim. Burası z kare eksi i karedir. Yanındaki z küp eksi i'ye geleceğiz. Buradan z eksi i çarpı z artı i şeklinde burası çarpanlarına ayrıldı. Z küp eksi i eşittir 0. Buradan z1 eşittir i. Bu bizim paydamızı 0 yapıyor. Z2 eşittir eksi i. Bu bizim fonksiyonun paydasını 0 yapıyor. Bunlar analitik olmayan noktalar. Buradaki z küp eksi i'yi 0 yapanlara bulacağız. Şimdi burası kök bulma gerektiriyor. Şunu alıp kenarda başlayalım. Z küp eksi i eşittir 0. Z küp eşittir i. Bu karşıdaki i karmaşık sayısının küp köklerine ihtiyacımız var. i'yi kutupsal hale çevirmeliyiz. Farklı bir renge geçerek devam edelim. İ karmaşık sayısı tam olarak burada bulunur. Orijine olan uzaklığı 1'dir. X eksenine yaptığı açı 90 derecedir. Yani i dediğimiz karmaşık sayı burada cis 90'dır. Burada önünde de bunun 1 var ama 1'i yazmadım. 3 olsaydı burayı yazardım. Buradan 3 tane kökümüz gelecek. Küp kökler. Z1 kökü. Buradaki açıyı 3'e bölüyoruz. Cis 30 derece. İkincisi, burada eğer ki başında bir sayı olsaydı onu küp kök içine atacaktık. Fakat 1 var, 1'i küp kök içine atarsak dışarı yine 1 çıkar. İkincisinde ekleyeceğimiz bu 30 dereceyi 3'e bölüp ekleyeceğimiz açı 360 dereceyi 3'e bölüyoruz. Çünkü küp
küp kökleri buluyoruz. 120'şer derece ekleyeceğiz. Cis 150 derece. 3'e böldüm 120 ekledim. Z2 3'e böldüm 2 tane 120 ekliyorum. Veya şunun üzerine 120 ekleyerek gidebiliriz. Cis 270 derece. Şimdi buradan bu karmaşık sayıların tek tek ne olduklarını çıkartalım. Şu 360 bölü 3'ü silelim şuradan ve karşılarına yazalım şunları. Cis 30 derece. Bunun yarıçapı 1. Geometrik olarak bulacağım. X ekseniyle yaptığı açı 30 derece. Bunun uzunluğu 1 ise burasının uzunluğu 1 bölü 2 olur. Burasının uzunluğu kök 3 bölü 2 olur. Bunu cos 30 artı i sin 30 diye de yazabilirim. Kök 3 bölü 2 artı i kök 3 i çarpı 1 bölü 2. I çarpı 1 bölü 2. Şuradan da bulduğumuz şey. Burasının uzunluğu 1 bölü 2 bulduk. O sanal kısım. Burası da reel kısım. Kök 3 bölü 2. Şöyle yazsak daha kolay aslında. Kos 30 artı i sin 30. Kos 30 kök 3 bölü 2 sin 30 1 bölü 2. Burada trigonometrik üzerinden gidelim. Kos 150. Kos 150. Eksi kosinüs 30'a eşittir. Trigonometrik dönüşümle. Kosinüs 30 eksi kök 3 bölü 2'dir. Eksi kök 3 bölü 2. Sin 150 sin 30'a eşittir. Sinüs birbirini 180'e tamamlarken eşittir. Kosinüs birbirinin eksilisi olur. O da 1 bölü 2. İ çarpı 1 bölü 2. Cis 270'e geldiğimizde kos 270 sıfırdır. İ çarpı sin 270 eksi 1'dir. Buradan eksi i çıkar. Eksi i'yi daha önce de bulmuştuk. Bir kök kendisini tekrar etti. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu karmaşık sayılar kümesinden atacak olursak c eksi i eksi i kök 3 bölü 2 artı i bölü 2 eksi kök 3 bölü 2 artı i bölü 2. Bu eksi i kendini tekrar etmişti. Bir daha yazmaya gerek yok. Bu analitik olduğumuz en geniş kümedir. Analitik olan en geniş küme budur. Sorunun ilk aşaması bu idi. Bize sorduğu şey, soruya dönecek olursak şimdi. Analitik olduğu en geniş bölgeyi bulunuz. Tamam, analitik olduğu en geniş bölgeyi bulduk. Şimdi H türev 0, kompleks türevini hesaplayınız. Bunun türevini alıp 0 koyacağız. Şu fonksiyonu aşağıya tekrar yazalım. Hz z kare eksi 4 bölü z üzeri 5 artı z küp eksi i z kare eksi i'ydi galiba. Şuna bir daha bir bakalım. Z üzeri 5 artı z küp eksi i z kare eksi i. Yukarıda da z kare eksi 4 var. Bunun türevini alıp z gördüğümüz yere 0 koyacağız. Burada bölümün türevi var. Payın türevi 2z çarpı paydayı olduğu gibi yazıyoruz. Z küp eksi i z kare eksi i. Bu arada sıfır noktasında türevi varsa bulunuz diyordu. Sıfır noktasında açık bir şekilde türevi var. Analitik olmadığımız noktalarda türevimiz yoktur. Sıfır analitik bir nokta. Bu nedenle türev var orada. Payın türevi çarpı payda yaptık. Eksi pay çarpı z kare eksi 4 çarpı paydanın türevi. 5z üzeri 4 artı 3z kare eksi 2z eksi i'nin türevi sıfırdır. Bölü paydanın karesi. Z üzeri 5 artı
Z küp eksi i z kare eksi i'nin karesi. Bunu da 0 koyacağız. H türev 0. Burada z yerine 0 koyduğumuzda burası komple 0 etti. Eksi. Buraya 0 koyduğumuzda eksi 4 çarpı. Buraya 0 koyduğumuzda burada hepsinde z var. 0 ediyor orası da. Aşağıya 0 koyduğumuzda eksi i'nin karesi kaldı. Ama yukarısı 0. Aşağısı bu i kare eder. O da eksi 1'dir. 0 bölü eksi 1'den türevin sonucu 0'dır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.